1453 Masehi merupakan tahun bersejarah bagi umat Muslim. Mengapa demikian? Karena pada tahun itulah Konstantinopel berhasil ditaklukkan laskar Islam. Pada masanya, Konstantinopel merupakan kota termasyhur dan paling makmur di Eropa. İcadından gelen, tarihten gelen bir süreç olarak bütün Osmanlı padişahları o döneme Fatih'e kadar hep İstanbul'un fethedilmesi konusunda. Peygamber Efendimiz'in o hadisi var biliyorsunuz. O hadis-i şerif. İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden askerler ordu ne güzel bir ordudur şeklindeki hadisi İslam ordularına hep teşvik etmişti. O yüzden ta Medine'den kalkıp gelen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ki Peygamberimiz evinde misafir etmişti hicret sırasında Mekke'de Medine'ye gidince. O bile geldi 80 yaşlarında bir yaşlı sahabe olmasına rağmen İstanbul'da şehit düştü. Eyüp semtinde türbesi hala duruyor. Ama nasip olmadı o İslam ordularına. Yıllarca Arap orduları, İslam orduları gelip seferler yaptılar gemilerle İstanbul'a ama başarılı olmadı. 1453 yılına gelindiği zaman İstanbul Fatih'e nasip oldu İstanbul fethetmek. Menaklukkan Konstantinopel bukan perkara mudah. Sultan Mehmet II melakukan penyerangan hingga berkali-kali. Serbuan pertama yang dilancarkan belum membuahkan kemenangan. Maka pada penyerangan berikutnya, Sultan Mehmet menggunakan taktik yang lebih jitu. Tentara gagah, berbadan besar disiapkan. Tidak hanya itu, artileri meriam turut digunakan untuk mengguncang lawan. Dengan iringan genderang Mehter, 200.000 pasukan dan 400 armada kapal siap merebut Konstantinopel. Peperangan yang berlangsung 53 hari itu berakhir kemenangan. Panji Islam berhasil ditancapkan. Kerajaan Romawi kalah dan Konstantinopel jatuh kepada Kerajaan Turki Utsmaniyya. Karena kemenangan itulah, Sultan Mehmet II disandingkan nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk. Kini lebih dikenal dengan Fatih Sultan Mehmet. Sebelum ditaklukkan tentara Muslim, Konstantinopel merupakan kota Kaisar Konstantinus. Saat itu, kekuasaan Imperium Romawi kuno yang beribu kota di Roma sedang berkembang pesat. Konstantinus yang agung memilih daerah perbatasan Asia dengan Eropa ini sebagai ibu kota baru Kerajaan Romawi. Karena letaknya yang strategis, Konstantinopel juga menjadi pusat peradaban dan budaya. Bak Zamrud di antara dua benua, Konstantinopel sangat molek untuk dikuasai. Setelah gagal ditaklukkan pada masa Umayyah, 800 tahun kemudian, Konstantinopel berhasil ditundukkan oleh Fatih Sultan Mehmet, seorang penakluk dari Turki Utsmani. İbadetle yapmak üzere bu yolu seçti Fatih Sultan Mehmet. Ama İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet emir yayınladı. Farklı dinlerin mensupları da olsalar, Hristiyan da olsalar, Musevi de olsalar, başka dinlerin sahipleri de olsalar, insanların malından, canından, namusundan yana emin olacağını, güvende olacağını, onlara hiçbir zarar dokunmayacağını
ilan etti ve nitekim de bunu başardılar. Konstantinopel akhirnya berganti nama menjadi Istanbul. Sejak itu pula, pembangunan kota gencar dilakukan. Tentu saja dengan sentuhan Islam yang sangat kental. Topkapı Sarayı'nın yer seçimi çok bilinçli oluyor. Öncelikle Beyazıt Camii yanındaki geniş alana, İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün eski saray yaptırılıyor. Burası yeterince güvenli bulunmuyor ve Sarayburnu diye bilinen İstanbul'un akropoli olan yeri Topkapı Sarayı'nın yeri olarak seçiliyor. Bu öncelikle surlarla çevriliyor. Babası 2. Murat'ın Edirne'deki sarayının daha genişi programlanıyor. Bu nedenle 3 kapılı tasarlanıyor. Sarayın düzenlenmesinde hiyerarşiye özellikle dikkat ediliyor. Sarayda avlular ve bahçeler çok önemli. İç avlular, dış avlular ve bahçeler çok önemli. İslam menggoreskan mahakarya di Istanbul. Oleh Fatih Sultan Mehmet, kota ini sebelumnya dinamai Islambol, yang berarti Islam keseluruhan. Kini Islambol lebih dikenal dengan Istanbul, nama yang diberikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sebagai mantan ibu kota Bizantium, Istanbul memiliki tata letak yang rumit dan kompleks. Pada masanya, Istanbul termasuk kota canggih di dunia. Roma şehir düzeni ve onu devam ettiren, arkasından gelen Bizans'ın şehir düzeni şöyle. Izgara planlı sokaklardan söz edebiliriz. Bu ızgara planlı sokakların merkezlerinde agora denilen halkın daha çok takıldığı, eğlendiği yerler veya forumlar bulunur. Onun dışında büyük ölçekli hipodromlara ya da kolezyumlara ya da stadyumlara rastlanır. Bir de tapınakları vardır. Devletle ilgili binaların da yoğun olarak bu meydanların etrafına örüldüğü söylenebilir. Hipodrom merupakan sebuah lapangan luas peninggalan bangsa Romawi. Terletak di Sultan Ahmed, kawasan di mana bangunan Bizantium tergantikan oleh karya Ottoman. Dahulu, hipodrom digunakan sebagai tempat bersenang-senang dan pusat kaum Romawi mencari hiburan. Evet, burası daha çok eğlence mekanı demiştik. İmparatorun da katıldığı söylenir. İmparator Katizma denen, bir zamanlar şurada bulunan lojasından halkın içine karışmadan buraya gelip müsabakaları seyredip yeniden halkın içine karışmadan kendi sarayına dönebiliyordu. Dari reruntuhan yang tersisa, terdapat 3 pilar yang masih menjulang di hipodrom. Salah satunya adalah Dikilitas. Pilar berbentuk obelix asal peradaban Sungai Nil Mesir. Pada pilar setinggi 20 meter itu terpahat hieroglif yang merupakan relief simbol masa Tutmose ketiga. Hingga zaman Turki Utsmani, hipodrom masih digunakan sebagai tempat hiburan. Pertunjukan akrobat pernah digelar di sini. Namun setelah itu, hipodrom sempat dibiarkan kosong tanpa kegiatan. Bahkan beberapa bangunan dihancurkan dan digunakan untuk membangun masjid baru. Osmanlı şehir plancılığı Roma'nın ve Bizans'ınki gibi değil. Onlar daha çok doğal bir yerleşim düşünmüşlerdir. İstanbul'un topografyasına daha çok uyacak bir şekilde Osmanlı herhangi bir yeri fethettiği zaman, aldığı zaman paşalara daha çok bu konuda görev verir. İstana dan masjid besar, dua hal terpenting dalam tata kota Islam. Itulah hal pertama yang dilakukan dalam membangun kota Istanbul. Mimar Sinan çok ciddi anlamda, hakikaten bugün de dahi mimarların hayran kaldıkları bir
tarz ile eserler inşa etti. Hatırlayabildiğim kadarıyla 70'ten fazla büyük Selahattin Camisi inşa etti. 72 diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Yine yüzlerce çeşme. İstana Topkapi dibangun oleh Fatih Sultan Mehmet. Pembangunannya dimulai tahun 1459 dan selesai pada 1478 Masehi. Selama 400 tahun, Topkapi menjadi rumah 25 sultan, mulai dari Fatih Sultan Mehmet hingga Sultan Abdul Mecid. Topkapı Sarayı'nın yapımı 15. yüzyılda başladı ve Topkapı Sarayı terk edilene kadar, yeni bir saray kullanılana kadar Topkapı Sarayı'na eklemeler yapıldı. Yani 15 ile 19. yüzyıl arasında Osmanlı mimarlığının her safhasından, hemen hemen her safhasından. Topkapi memiliki luas 70 hektar, dikelilingi 4 kebun, serta dibentengi oleh gerbang istana, gerbang salam, dan gerbang kebahagiaan. Gerbang istana menjadi pintu halaman yang terbuka untuk umum. Dahulu halaman Topkapi ini menjadi pusat kota. Di sini pulalah terdapat rumah sakit dengan segala perlengkapannya. Istana Topkapi terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian luar disebut dengan Birun, sementara bagian dalam disebut dengan Enderun. Di Enderun inilah terdapat tempat yang bernama harem, sebuah tempat di mana wanita berada. Di harem ini pula terdapat ruangan khusus bagi para sultan. Dahulu tidak kurang dari 500 orang hidup di dalam istana berdekorasi sederhana ini. Dan kini, Topkapi menjadi sebuah saksi bisu kebesaran dinasti Utsmaniyah di Turki.